Tampon çözeltiler içine asit veya baz eklendiğinde pH değerini koruyan çözeltilerdir. Diyelim ki elimizde bir zayıf asit ve onun eşlenik bazından oluşmuş bir çözelti var. Haşa elimizdeki zayıf asit olsun. O zaman eşlenik bazı da A- olur. Tampon çözeltinin içinde bu ikisinden de fazlaca olması gerekiyor. Benim de burada göstermeye çalıştığım şey aslında bu. Elimizdeki deney kabında eşit miktarda H'a ve A eksi olsun. Biz de bu çözeltiye kuvvetli bir asit ekleyelim. Ya da buna bir proton kaynağı da diyebiliriz. O zaman tam şuraya bir proton yani H artı da ekleyelim. Aslında H3O artı da yazabilirdik. Çünkü bildiğiniz gibi H artı ve H2O bize H3O artıyı verir. H artıyı sadece daha kolay görebilmeniz için yazıyorum. Eğer bir çözelti içindeki H derişimini artırıyorsanız ya da H3O artı derişimini artırıyorsanız pH dereğini fazlaca düşürüyorsunuz demektir. Aslında her çözeltide protonlarla tepkimeye girecek bir şey olmasaydı bu doğru olabilirdi. Ama tampon çözeltimizin içinde bir şeyler vardı değil mi? Örneğin A eksi yani bazımız. Baz bu protonu alacak. Böylece de A eksi ve haşartı haşağı oluşturacak. Dolayısıyla daha fazla zayıf asit elde etmiş olacağız. Şimdi bir de şöyle bakalım. En başta zaten zayıf asitlerle başlamıştık. O zaman bunu da buraya yan tarafa çizelim. Elimizde zaten biraz haşağı vardı. Haşartı ve A eksi tepkimeye girdiği için biraz daha üretmiş olduk. Demek ki daha fazla zayıf asit elde etmiş olduk. Peki A eksi ne olacak? Burada gördüklerinizden birini haşa yapmak için kullandık. Geriye ikisi kaldı. Yani a ekseni'nin derişimi azalmış oldu. Ama diğer yandan etkili bir şekilde çözeltideki protonları ortadan kaldırmış olduk. Böylece tampon çözeltilerin asit eklendiğinde pH değişimine karşı nasıl dayandığını görmüş olduk. Sizce aynı çözeltiye baz eklersek ne olur? Tampon çözeltisine bu sefer kuvvetli bir baz ekliyoruz diyelim. Başka bir deyişle çözelti içindeki hidroksit iyonlarının derişimini arttırıyoruz. Çözeltideki hidroksit iyonlarının derişimi artınca pH'ının da artmasını bekleriz değil mi? Eğer çözeltide bu bazla tepkimeye girecek bir asit yoksa bu dediğimiz gerçekleşir. Ama bizim çözeltimizde zayıf asit olduğunu biliyoruz. Hidroksit iyonu Haşa'dan bir proton alacak. Bildiğiniz gibi burada bir H artı var. OH eksi ile H da bize H2O'yu verecek. Yani su elde etmiş olacağız. Fakat bunun yanı sıra tabii ki zayıf asidin bir kısmını da kaybetmiş olacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane ile başlamıştık ama şimdi sadece 2 tane kaldı. Öte yandan hidroksit yani OH eksi haşa'dan bir proton aldığı zaman geriye kalan şey A eksi olur. Bu şekilde çözelti içindeki a eksilerin miktarını arttırmış olacağız. O zaman bunu da buraya ekleyelim. Sonuç olarak pH değişimlerine engel olmuş olduk. Çünkü eklediğimiz hidroksit iyonları çözeltinin içinde var olan asitle tepkimeye girdi. Bu şekilde de çözeltinin içinden hidroksit iyonlarını ortadan kaldırmış olduk. İşte bu gördükleriniz tampon çözeltilerin ardında yatan mantık. Bir de bu konuda birkaç hesaplama yapmamızı sağlayacak bir denklem türetip türetemeyeceğimize bir göz atalım. Öncelikle elimizde neler olduğuna bir bakalım. Tampon çözeltimizin içinde büyük miktarda aşağı ve A- olduğunu tekrar ediyorum. Hatta bu tepkimeye dengeye ulaşmış da diyebiliriz. Denge bağıntısı için ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi yazdığımızı hatırlıyor olmalısınız. Ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Tabii ki burada suyu dışarıda bırakıyoruz. Şimdi mesela eşitliğin iki tarafının da negatif logaritmasını alalım. Yani aslında Ka'nın negatif logaritmasını alıyoruz. O zaman burası eksi log Ka oluyor. Bu da sağ taraftaki her şeyin eksi logaritmasına eşit olacak. Bunu aslında biraz daha farklı da yazabiliriz. Mesela hidronyum iyonlarının derişimini buraya ön tarafa. Sonrasını da A eksinin derişimi bölü haşanın derişimi yazabiliriz. Bunu bu şekilde yazdığımız zaman logaritmanın bazı özelliklerini görmemiz ve uygulamamız kolaylaşacak. Tabi önce size hangi özellikten bahsettiğimi söylemeliyim. Diyelim ki burada log a çarpı b var. Hatırlayın bu aynı zamanda log a artı log b'ye eşit. Ama burada negatif logaritma var. O zaman eksi logaritma a çarpı b. Eksi logaritma a artı eksi logaritma b'ye eşit olur. Tabii burada sadece eksi logaritma b yazarsak da yeterli olur. O zaman h artının derişimi için a diyebiliriz. Burası da b. Biraz önce anlattıklarıma göre buradan ne elde edeceğiz diye bir düşünelim. Yani logaritmanın öğrendiğimiz özelliğini düşünerek burada neler yapacağımıza bakalım. Sol tarafta eksi log ka var. Sağ tarafta eksi log a'yı görüyoruz. Yani eksi log h o artı eksi log b var. Eksi log b de eksi log a eksi bölü h'a olmalı. Bu şekilde devam edebiliriz. Çünkü burada bildiğimiz başka şeyler de var. Mesela eksi log ka'nın pka'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası pka olacak. Aynı şekilde eksi log h3o artı da ph eşit. Yani h3o artının derişiminin eksi logaritması ph eşit. Tabii bir de eksi log a eksi bölü h var. Son söylediklerimizle beraber denklemi pH için tekrar yazmak istersek pH eşittir pKa artı log a eksi bölü ha olacak. Ortaya çıkan bu bağıntıya henderson hasselbach denklemi deniyor. Bu denklem tampon çözeltiler için hesaplama yaparken oldukça kullanışlı diyebiliriz. Bu konuda birkaç örnek görmek isterseniz bir sonraki videoda buluşuruz.